50. Öyle mi oluyor? 70 gün kalıyor nakit dönüşüm süreci. Evet. Doğru mu şey yaptım? Seninkine Stoktan bakıyorum. stok artı alacak tahsil süresi artı eksi borç ödeme süresi. Evet. Şeyde bak bu ne oluyor? Stok devir 47. Ticari alacak 90. Ediyor 137. 137'den 36 borç devir süresi 101 oluyor. Ve bu Evet. çok uzun bir süre yani Evet. 101. Bunun Artık. kısası makul. Tabii. Tabii. Mavin 2 eksi 9,35 hocam mesela. Anlamadım. Şey. Mavin 2 diyorum. Mavi mesela eksi 9,35. Muhteşem değil mi? Ama işte Tabii. perakende direkt şey bekleme süresi yok. Tabii. Bu 3 ile 4 arasındaki süre yok. Alacak tahsil süresi yok gibi. Evet, Az evet. bir Evet, diye. o yüzden geçmiş performansı da değerlendirmek lazım şirketleri kendi Aynen, iş aynen. yapısıyla. Veya da diğer sanayi benzer Evet. şirketlerle. Mesela bunu Aksa, Kotsa, Şişe'yle değerlendirmek gerekir. Evet. Diğer türlü elma ile armutu kıyaslamak gibi oluyor. Kesinlikle yani çünkü her şirketin, her sektörün kendi bir şeyi var. İyi kötü anlıyorsun. Ve şimdi ama şaşırılacak şey buna rağmen bu kadar iyi rakamlar. Çünkü şimdi gördük bu bir dezavantaj değil mi? Evet. Yani 100 günü kendisi nakit dönüşüm süreci kaç hesapladın? 101,69 günü kendisi finanse ediyor. Ve bak 2023-12'de bu daha düşükmüştü. Evet. 79'muştu. Hatta geçen sene şeyde 95'mişti. Yani nakit şeyi ihtiyacı daha da sürüyor. Ama şirket net borcu olmadığı için, net Net borç nakit de. artı olduğu için çok dezavantajı olmuyor. Yani bunu bilincinde olsun istedim. Yani şirket bu bakımda zayıf noktasını arıyoruz ya, bu bir zayıf nokta aslında. Tabii o zayıf nokta ama şirket onu da o şekilde götürüyor yani yıllar itibariyle böyle gelmiş. Abi bir türlü baş ediyor yani. Nasıl baş ettiğini bilmiyorum ama Mesela baş ediyor. operasyon net işletme sermayesi artı da mesela hocam stok ticari alacaklar artı stoklar eksi ticari borçlar. Evet. Ondan sonra şirketin genel olarak altta sıkıntı yok bilanço tarafında. Şeye geçelim. Yükümlülükler tarafında da bir sıkıntı yok. Mesela Yok canım çok muhteşem zaten. Ayıralım bir bakalım şeylerine kısa vadeli borçlanma. Bu toplamı mı oluyordu? hocam bunun içinde şey var. Başkaları mı bu? Hocam bu ben size şey de indirdim. Siz kapı da seviyorsunuz diye. Kap önemli. Bak orada görüyoruz kısa vadeli 705 bin 705 milyon kısa vadeli borçlanmalar. 4 var mı? 4 dipnot. Dipnot var hocam burada. Dipnot 4'e bakalım. Ha. 7 Banka mi? kredileri. Ha bak burada 698 ve 7,7 milyonu şey 135 mi? finansal kiralama. Onlar hiçbir şey değil ama kısa vadeli banka kredileri ve uzunların kısa vadeli kısmı toplamı 843 Hiçbir bin. şey değil bunun için. Bir şey değil evet. Ve Vades, düşmüş. burada vadesi Güzel de var bir hocam. Faiz oranları var. evet. Bak yukarı gel bir daha bir de düşmüş geçen yıla göre. Ciddi düşmüş. Demiştik Evet. ya hani ödedi diye çok fazla geriye. Hı. 1.200'den 1 milyar 200'den 840'a baya baya düşürmüş. Burada da ödeme vadesi var hocam. Zaten bu Heh, önümüzdeki bir heh. yıl için. Yaptığımızı bundan yapalım. Hatırlıyor musun? Bir yıl içerisinde ödenecek 843. Favök ne kadardı? Favök 5'te 1'iydi galiba ya. Bir göster Favö'yü. 843'ten Ha karşılaştıracağız bunun bir yıl mu? Hocam bunun Favök'ü 6 milyar ya. içerisinde. Bakın şurada var bir saniye. Bakın fabrika bakın. Yıllık fabrik Kaç? 6,5 milyar TL. Evet, Görebiliyorsunuz. oranı bir hesapla ikisinin birbirine. Şeyde Hesaplayayım. 35 mi hesaplamıştık? Kaç hesaplamıştık? Toplam finansal borcu mu istiyorsunuz? Hemen toplayalım. Hayır. Temin ki bir yıl içinde ödenecek bölü Favök. Ha bakayım. 843'tü galiba. Burada %15 mi? 0,15 yapıyor değil mi? Bakıyorum hemen şimdi. Kısa vadeli banka kredileri. Bir içeride dedik. 843 milyon. Tamam. Bölü 6 küsür.843. %15 gibi bir şey yapıyor. Fabrikanın yani ufacık bir bölümüyle yıllık tüm borcunu ödeyebiliyor. 310, Öbüründe ise tüm 800. fabrikanı bilmem kaç yıl kullansa ödeyemiyordu. Aynen öyle.
Şimdi bunu bölüyoruz hocam. Şöyle. 13 yapıyor. %13. Dostum bunu her şirket için istiyorum. Bu bak çok önemli bir şey. Aktif yani biliyor musun? Öbürkünlerin hepsi nasıl diyeyim? Afaki demeyeyim ama soyut yani net borç fabrik. Burada tam olarak görüyorsun. Elinde ne var? Senin ne, yıl sonuna kadar bir ne yıl diyelim içinde hocam ona? ödemen gereken para. Ona bir rasyo ismi uyduralım. Ne diyelim ona? Ya önce şeyini söyleyelim. Kısaltmasını sonra yaparız. Bir yıl içinde ödenecek borçlar bölü FAVÖK. Ödenecek finansal borç diye. Finansal borçlar evet aynen öyle. Ya bu çok çok önemli değil mi? En şeyi bu. Cari orandan, nakit oranından falan önemli. Onlar hepsi bir şey kalıyor, somut kalıyor, soyut kalıyor, havada kalıyor değil mi? Evet. Ama bu senin yıl sonuna batıp batmayacağını gösteriyor. Evet bunu şey yapayım hemen şimdi bir saniye. Kaçtı bu? 3 milyar 578 milyon net borç. Pardon, fabrik. 6 milyar 557. Onu bir daha alayım. Evet. Şimdi bir saniye hocam. Şey için yapmadık bunu değil mi? Bir de tazeleyelim. Medical Park içinde. Ona yapmadık hocam. Abi yapalım bunu hep bir kenarda. Çünkü bu olduktan sonra biliyor musun? Piotrowski şeyleri, bütün finansal şirket ne kadar sağlam, bin bir şeyi var, derdi var. Saatlerce uğraşıyorlar. Hiçbirine gerek kalmıyor. Hocam önündeki bir seneyi kurtuluyorsun. Hocam kendi skorumuzu çıkartırız ya. Ama önemini anlıyor musun? Ne tabii, kadar tabii. Şeyi kısaltıyoruz tek bir rakamla. Hocam kendi skorumuzu çıkartırız biz. Abi bak. Piotrowski de kimmiş ya? Fabek biz niye hesaplıyoruz? Fabek niye hesaplanır? İşte finansal borçlarını ödeyebilmesi için, mali durumunu yönetebilmesi için. Aynen. Fabek sana bana yatırımcıya yaramaz. Ancak karşı tarafın borçlarını ödeyebiliyor mu diye. Hatta amortisman gösterdiğim payı bile içine katıyoruz bu yüzden. Evet o yüzden katıyoruz. O da finansman giderlerini düşürüyor. Şirketin karlılığına pozitif katkı sunuyor işte uzun vadede. Evet. Şimdi ben bunu alacağım hocam. Rasyo yapacağım. Hocam öyle bir şey yap. Her konuştuğumuzunkinin yanına böyle bir sırf bu şeyi yapalım. Hocam bu ben şimdi o yüzden böyle format hazırlıyorum. Bakın. Hı. Ben bu formatı bütün şirketlere yapacağım mesela. Tamam. Ben sana daha şey yapacağım, ekleteceğim. Hangileri şey olacak diye. %12.84 bu. Şimdi şuraya gelelim. Hocam 2023'ün 3 bu çeyreği yapamadım ama bu seneki belli. 24 son şey lazım bize. Tamam. Hocam bu formatı saklayacağım ben. Her şirkete uygulayacağız biz bunu. Tamam. Borç geri ödemiş. Evet. Burada da borç geri ödemiş. Evet. Ertelenmiş evet. Gelirler hocam 3.6 milyar. %53. Ya inanılmaz güzel bir rakam. Bu kadar para almış önden. Evet. Avans almış. Onu da buraya dipnotunu aldım zaten. Alınan avanslar diyor. Sipariş avansları evet. Evet. İşte bahsettim ya yani bir siparişi şey yaptığı zaman yüzde belki 35 %45'ini alıyor demek ki. Hocam şey çok güzel. Mesela faiz oranlarına bakar mısınız? Kredi borçlarının. Abi evet evet zamanında çok uygun fiyata almış evet. Bunları finans yönetimi gayet başarılı. Gayet başarılı. Yok yok. Ne yaptıklarını biliyorlar. Başkanı burada bakacağım bir şey yok. Her şey güzel yani. Mesela geçmiş güzel, yıllarca. Güzel. Ya biliyor musun ben zaten şeyde zaten olumsuz yerlerine bakıyorum bir şey evet, var mı evet. Diye. Ben de işte böyle özet her şeyi bir görüyorum. Tamam diyorum. Sıkıntı yok. Geçtim mesela. Aynen. Bitti. Öyle. Şimdi geri tablosuna geçiyorum. Geçmiş yıl karlarına bak. Yani öz kaynakları ne oluşturuyor? Bir de ona bak. Mesela burada yıllar, gördüğüm gibi son 6 ikisi çok yüksek oldu mu çok iyi. Bak %61 ve %4. İşte evet. Ana şeyini o oluşturuyor. 3'te ikisini. Buna tamam da o zaman. Buna da otofinansman yöntemiyle elde edilen kaynaklar diyorlar. Evet. Doğru. Şimdi geri tablosu. Tamam. Hocam sizin için şeyi de indirdim yine. Hocam ana şey bu. Bu hep hazır oldu burada duruyoruz. Sonra ileriye doğru geriye doğru şeyler yapıyoruz. Şu an formatı hazırlıyorum işte bu şekilde hocam. Çok iyi evet. Ben evet. Tekrar sayfa sayfa gezmeye gerek kalmıyor. Evet. Buraya çekiyorum. Hazırladım. Evet. Önden bir hazırlık yapıyorum ben. Gördük.
Hasılatı dipnota 13'te bir gösterir misin maliyeti ve hasılatı? Ha göstermiyordu değil mi? Hiçbir Var şey hocam, var yoktu. burada var. Heh, bak yurt içi yurt burada da var. Suruma girmeye gerek yok. O hasılat payı %45 ya 2,6 milyar. Evet. Burada görebiliyoruz. Çok iyi. Ama Tamam, satışların çok iyi. maliyetine dair hiçbir bilgi vermemiş. Ne yazık ki onu hiçbiri vermiyor ya ve bu eksiklik, bunu her seferinde söylememiz lazım. Yok. Şirketlerin bunu vermesi lazım yani. O kadar Yok. büyük bir parayı Medikal Park. Park'ta da vermemişti. Yok yok, Medikal Park vermişti hocam. Vermiş miydi? Tabii, Medikal Park verdi. Hatta açayım Tamam. göstereyim. Birinde vermemişti. Yok demiştim de. Tamam, devam edelim. Devam edelim. Şimdi benim tabloya geldim. Oranları şimdi oranlara bakalım. Senin tabloya geçelim. Evet. Hocam, brüt satışlar işte. Yurt içi satışlar %57 olmuş. Geçen sene 73'müş. Ağırlık olarak. Yurt dışı satışlar %45'e çıkmış. Geçen sene 29'muş. Ondan sonra bunları ben satışlar oranında tabii. Bir Satışlar dakika, için. burada konuşmamız gereken bir şey var. %73'ten 57'ye düşmüş bak. Yurt içi alım talep ne kadar düşmüş bak yurt içinde. Ve Artışta komple %29'dan yok ama düşmüş. Genel satış payında bak %73 iken yurt içi %57'ye düşmüş. hocam, Ona lakin ihracat payı uçmuş. ihracat atarken çok normal hocam. İşte ihracatın arttığını buradan görüyoruz. Yani hangi şeyle, ciddiyetle Ama arttığını. yine de yurt içi reel olarak %39 büyümüş. Ya inanılmaz, evet, reel rakam bunlar. Yurt dışı da %176 büyümüş. O uçmuş canım, o diyorum ya, bunu halen anlayamıyorum. Nasıl yapmış bunu? Evet. Sonra maliyetler tarafı. Ya Satışların biliyorsun maliyeti. bu bir sanayi şirketi. Hatta şey yaparsan, biraz daha ileri gidersen, çünkü bunlar sadece mal trafo satmıyor. Gidiyor monta da edebiliyor. Yani biraz şeye doğru da kayıyor. Taahhüt şirketine doğru. Evet. Projelendirme yapıyor, üretim yapıyor, testlerini yapıyor. Yani öyle standart bir şey satmıyor Evet. ürünü. Bunlar projelendirmiş, biraz taahhüt işine de giriyor. Hatta bazı işverenler tamam diyor, proje şey yaptım. Gel bunu da bağla ve bağladıktan sonra da kontrol testlerini de yap. Garanti, çünkü garanti şeyleri, ne bileyim ne kadar kayıplar oluyor trafolarda da, onları bana kanıtla diyor. Bilmem yap diyor. Yani bu kadar artış böyle bir şirkete, sanayi artı taahhüt şirketinin akıl almaz bir şey, anlayamıyorum yani. Diğer tüm sanayi şirketleri geriye giderken. Evet. Neyse devam edelim. Tamam. Ne demiştik? Bir yukarı al. Toplam satışlar %79 artmıştı. Ama hasılat %78 artmıştı. Satışların maliyeti sadece %68 arttığı için brüt kar %103 artmış sonuçta. Evet. Yani reel bazda ikiye katlamış. Evet. Şimdi evet, şimdi aynı şey faaliyet giderlerinde, genel yönetim giderlerini düşürmüşler. %81 artmış. Sadece pazarlama giderleri şeyden fazla. Yani düşürmüşler derken artmış ama şeye göre, hasılat artışına göre çok fazla değil. 81, bak 78'e 81 hasılata göre. Ama pazarlama giderleri çok artmış. Orada demek ki çok masraf yapmışlar. Ama helal olsun. Helal olsun. Ve yine de bu kadar pazarlama gideri artışına rağmen net esas faaliyet karı sadece 90, halen daha 92. Yani 103'ten sadece 92'ye düşmüş. Halen şeyin üzerinde, hasılat artışının üzerinde net esas faaliyet karı. Evet. Gayet güzel. Marjlar da güzel. %23, %23.59'dan 25.40'a çıkmış. Çok güzel. Evet, çok 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 güzel. Cidden çok güzel. Sonra esas faaliyetlerden geliyoruz. Bak orada dengede 507, 554. 72'ye Evvelden de düşmüş. 190'ı 133'müştü. Bu kadar olur. Yani normal o. Bir artı olur. Çünkü bunlar kur farkı ve şey farkı Onların devirleri. dipnotları da var hocam burada. Onları göster, onu görmekte. Çünkü kimse bir türlü anlamıyor. Hep unutuyor nedir olduğunu. Ticari farkların kur farkı geliri, kur farkı 406 gideri. kur farkı geliri. Ne demek bu? Faturayı yazdı, şey yaptı, bir ay sonra ödendi. Bir ay sonra gelen şey,
dolar aynı olduğu halde TL bazında daha yüksek. İşte o kar o. Evet. Yani paranın girişi fatura şeyinden ayrı bir fatura kesiliyor. Kur artış faturası kesiliyor. Bu gelirlerde o. Şey de tam tersi o 544'te. Fatura mesela yurt dışından bir parça sipariş ediyor. Atıyorum 100 dolarlık. Bir ay sonra öderken dolar 30'dan 32'ye çıkıyor. İşte onun TL olarak daha fazla ödüyor. Yani o burada 544'de 416 olmuş toplamda. Bu birbirine normalde dengeler. Çok takılacak bir şey değil. Faaliyetlerin bir payı bu. Yani ayrı bir iş değil. Esas faaliyetin bir parı. Evet. Ve sürdürülebilir hali. Çünkü mecburen oluşuyor. Yapacak bir şey yok. İşin kendi şeyinde. Yatırım faaliyetlerinden bir gelir olmuş. Burada var. Küçük galiba ama. Fon satış ve finansal yatırımlar gerçeğe uygun değer farkı. Artı mı bu? Artı değil mi? Artı. Nette artı hocam. Oo, bayağı bir para da oradan yapmış. Şişeden ben bunu biliyorum. Yatırımlarından kaç milyar lira eklerdi. Evet. Hep millet konuşurdu o uzmanlar. Ya bunun şeyi yatırımdan geliyor. Sanki para girmiyormuş gibi. Sürdürülebilir değilmiş gibi. Adamların milyarlarca parası var. Enka'nın da öyle yatırım şeyi var ve ciddi yatırımlardan. Ya yatırım diyorlar ya şey bu finansal faaliyetlerden demesi lazım. Yani hisse senedi falan filan. Ya her şey olabilir. Tahvil olabilir, bilmem KKM olabilir, bir şey. Yok KKM finansal bazen biliyor musun? KKM'yi şeyde gördüm, yatırımda gördüm biliyor musun? Genelde yatırımda oluyor hocam. Yatırım faaliyetlerinde oluyor genelde. Yatırımda değil mi? Evet. Ya ben hep yatırım deyince şirket CapEx yatırım yaptı diye biliyorum. Yok hocam o değil. O iki kelime hep birbirine giriyor. Mesela burada fon satmışlar. Fon satış ve finansal yatırımlar gerçeğe uygun değer gerçeğe farkı. Gerçeğe uygun değer farkı. Evet. Sabit kıymet satış karı. Sırf bak o fon satışından da 39 milyon almış. 354 de yeni arttığı borsa şeyi vardıysa veya da tahvil şeyi 354'te o artmış. Kur korumalı mevduattan elde edilen gelirler mesela geçen sene varmış ama bu sene yok. Kapatmış sıfır çünkü daha şeyi değiştirmiş TL'ye geçmiş. Fon satış zararları giderler, fon satış evet karda iyi. Ama burada net parasaldan bir gol yediği için. Evet işte muhasebesel şeyden onu eksi o. 1 milyar 144 milyon düşüyor. Evet, evet. İşte ben bunu diyorum. Yani bu belki bir dahakinde ikinci çeyrekte bu daha düşük olabilir. 567, 645 veya da aynı kalabilir. Bak 645'ten 567'ye ama şey daha da yükseleceği için payı veya da kötü etkisi, negatif etkisi daha da azalabilir. Evet, hasılat da artarsa. Burada da bayağı vergi ödemiş. Sonuç itibariyle 571 milyon kar. Hah, onu diyordum. Bak 144 yani toplam ciddi bir finansman geliri öncesi 1637'den 1144'e düşüyor. Yani 500'e yakın. Şey de o kadar ediyor. Yani finansman gelir gideri öncesi 1.6 milyar olan net karda kuşa dönüşüyor. 3'te 1'ine 571'e düşüyor. Evet. Yani en kötü şey olasılık olmuş bu. O yüzden dedim net kar marjını ciddiye almıyorum diye. Öbürkünlere daha çok bakıyorum diye. Evet. Gelir tablosu tarafı böyle hocam. Burada bir sıkıntı yok. Nakit akım tablosu da güzel. Bakalım. Bak 571 düzelttikten sonra 1 milyar 900'e çıkıyor. 500 milyon şeyden geliyor. Dönem net karı mutabakattan geliyor. 800'de şeyden gelmiş. İşletme sermayesi değişiklik. Onun da büyük bir bölümü ticari alacaklardaki azalış. Alacaklarını toplamış. Bak 1,5 milyar oradan girmiş. Artı yani. Pozitif. Gerçi bir saniye bilançoya bakalım hemen tekrar. Ticari alacaklar. Evet %20 azalmış hocam burada. Evet doğru. Evet işte şeyi destekleyen bu alacaklarını topladı mı? En güzel şey bu işletme sermayesini destekleme. Alacaklarını toplamak. Zaten %45'ten %35'e düşmüş alacaklar oranı. Yok çok iyi. Çok iyi. Evet. Öbürkünler aynı kalmış. Bak stoklar ve şeyleri hiç yükseltmemiş. Stoklar borçlar, aynı seviyede. Evet. Ticari borçlarda bir azalış olmuş. O yüzden de bir şey olmuş. Fazla ödemiş. Adamlar para içinde yüzüyor. Alacaklarını almış. Biraz da şeylerine borçlara para dağıtmış biraz daha fazla. Evet. Yükünü azaltmış. Ödesin artık. Bu kadar parayı ne yapacak?
1.4 milyar toplamış para. O 200 milyon da birazını fazlasını şeye ödesin yani, borç azaltsın. Bu kadar da ketum olmamak lazım. Yok hocam, biliyorlardır onlar işlerini ya. Biz de sadece konuşuyoruz. Zenginin parası züğürdün çenesini yoğar türü biz. Evet. Onlar biliyor yaptığını. Hocam yatırım faaliyetlerine 1.9 olmuş. Bunun 850'sini gene yatırım faaliyetlerinden vermiş. Ama 112 yatırım yapmış. O 951 ne? Hocam maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışlar. Burada yatırım yapmış. Şu üstteki aynısı hocam. İkisi aynı bunlar. Tamam. Şey olan ha, bir şeyler satmış. Nakit, burada burada şey, satış olmuş. Burada anladım, da bir diğer nakit girişleri diye bir kalem var. Çıkışları pardon, nakit çıkışı. Oh, tamam. Tamam. Yani yatırım şeyini alabiliriz o. 951 eksi 112'yi. Evet. 852 yatırım yapmış. Burada toplam satışlara ne kadardı oranı bunun? Toplam satışlara. Bakayım. Toplam satışlara oranı. Hani hep diyorduk ya %3, %5, %7 gibi. Hocam buna da bir şey yapalım o zaman. Bir oran. Evet. Bilançoya buraya yazalım hocam. Madem ihtiyacımız var. Çıkışı bölü Kepex bölü satışlar. Kepex bölü net satışlar. Hasılat. Evet. Aynen öyle, hasılat. Kendimize kendimize kalem uyduruyoruz hocam. Ama önemli ya. Önemli. Bazı yerler oran olarak hiçbir yerde yok ama görüyorsun işte %3 mü, 5 mi, 7 mi, 9 mu? Hep hocam, konuşuyorlar yatırım yatırım ama oranını söylemiyor. Biz bunu dikkate alalım değil mi? Yukarıdakini dikkate almayalım. Nete buraya bakalım. Ama bu sattıysa bunu almak lazım. 852. Direkt sonucunu al. Yatırım faaliyetlerden nakit derdim. Bence bu daha mantıklı hocam. Ne dersiniz? İyi, bunu alalım. Yapılan tamam, yatırım. Tamam. Tamam. Yapılan yatırım önemli. Onu görmek istiyoruz. Tamamdır. Şimdi bunu da hasılat alamayacağız. Evet. Kepex hasılat. Böyle gelir tablosu. Çat çat. Hasılat evet. 5.803.349 C. 116 hocam. O bayağı yüksek. Geçen şey nasılmıştı? Bir saniye şunu şey yapayım. Özel yapıştır. Tamam. Şimdi bir önceki yılı yapayım. Bakayım. Evet. Ya bayağı yüksek ya. Şirketin büyüme şeyi de hızını da görüyoruz burada. Evet. Geçen sene 3.82'miş hocam. Bu sene 16.40. Yıl sonuna bakmak lazım bir de. Hmm. Yıl sonu için nereden gideceğiz ona? Ben buraları silmiştim ya. Dönem sonu yok. Onu tek tek şeyden girmem lazım. Onu sonra bakarım. Tamamdır. Önemli değil. Ama 16 çok yüksek biliyorsun. Yani %10 evet, üzerinde hiç görmemiştim. Çok iyi. Sonra nakit akımdan devam ediyoruz. Tamam, burada burası güzel. Olumsuz bir durum yok burada. Gayet güzel. Yok. Burada ne oraya yapmış? Hocam diğer nakit çıkışları diye bir kalem var burada. Ya onu, gene o şeydir o. Şey. Bir saniye. Ha, finansal net yatırımlardaki olsa değişim hocam. Görüyor musunuz? Evet. 1 yatırım milyar mı azalmış o? Tabii. Zaten hocam burada bakın, finansal yatırımlarda bir artış vardı bakın. 2 milyar 862 milyon. Bir yüzde kaç oraya şey yapmış. Tamam. %77 artış var, o da yatırım fonuydu. Evet. Finansal yatırım artmış. Yani sıkıntı yok. Evet. Şimdi kalkıp bir de buna şey yaktı, nakit yaktı derler. Yok, ona öyle bir şey diyemezler. Onları ağzına kürekle vurmak lazım. Vallahi vurmak lazım. Nakit yaktı şeyini kullanan nakit akış tablosunda. Hocam burada da geri ödeme nasıl? Nakit girişi ve borç geri ödeme. Bakalım hemen. Nakit çıkışı, borç ödemişler. Evet. Bakın. 366 milyon borç ödenmiş. Evet. 84 milyon da faiz ödemişler. Sonuç itibariyle evet, 1 milyar 246 milyon bir çıkış var ama bunun 1 milyar 33 milyon yatırıma gitmiş, finansal yatırıma gitmiş. Fonlara aktarmışlar. Evet. O fonlar da burada. Bilançoda gördüm ben zaten. Finansal ama ödenen vardı. Faizi artı olarak girmiş, eksi olarak değil. Pardon, gelir olabilir, pardon hocam. Evet. Ödenen faiz değil, gelir olur ya. Nasıl ödenen faiz o? Tekrar. Evet. Kimi ödenmiş o faiz? Yok hocam, o gelir, o faiz almış o bir yerden ama burada bir hata mı var acaba? Alınan faiz yok aşağıda, sıfır. Allah Allah.
Abi delirtiyor beni bu şeyler. Nakit akış tabloları. Yok hocam, şimdi teyit edelim hocam. Teslim yapalım. Eksi 346 929 295. Okey. Artı Evet. yapayım 84'ü. 84 631 952. Tamam. 1033 1033 878 618. Tamam. Şimdi Topladın mı 1,46 milyar yapıyor. Eksi olacak o rakam. Bak. ha, bu eksi oluyor, pardon. Eksi koymayı unuttum. Evet, şimdi ne oldu? Evet hocam, doğru rakam. Bu nakit hocam, bu 84 milyon giriş olmuş, ödenmemiş o. Evet, ben de onu diyorum. Ödenen faiz diyor ama. İşte ona artı olduğu zaman giriş olarak anlayacağız. Şirkete ödenen faiz, yani aldığı faiz. Ha, bir yerden faiz almış, faiz gelir olmuş. Evet. Ama detayını vermemişler tabii. Burada dipnot Tamam. yapmış. Ama o rakam doğru yani. 1296, 175, 90, 961 doğru. Gayet Evet, güzel, doğru. nakit nakit benzerlik, net artış azalış. 246 milyon TL azalmış. Bunun da en Evet. büyük sebebi yatırıma gitmiş zaten. Maddi Tabii durma canım. getirme yapmış. Gayet Tabii güzel. tabii. Gayet güzel. Gayet de güzel. Harika. Yani sonuçta nakit ve nakit hazırları düşmüş ama gayet şeyi yani hiç ilgisi yok. O 1 milyar artsa ne olur, nakit düşse ne olur? Evet, Şirketin detayları önemli. kesinlikle güzel bir analiz yapmış olduk hocam. Evet. Bu arada ben bu videoyu da kayda alıp direkt bunu yayınlasak mı acaba? Çok uzun, çok 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 uzun bu. Bakayım kaç dakika olmuş. Abi 1 saat olmuştur, Yok 45 hocam, dakika. 36 dakika. O zaman kısalt biraz şey yap. Bu biraz daha böyle hocam, kendimizi kasmadık ya, muhabbet tadında oldu, güzel oldu bence. Evet. Bir de öyle dene. Tamam hocam, bu bölümü bitirelim. O zaman sen bunu bittir. Gel bir Borfin'e bir girelim. Astor'da daha bir şey görebileceğiz mi bakalım? Ne Tamam. dersin? Tamam olur Bu hocam. bitti. Bu Tamam. bitti. Borfin'e bir gir, bir bak bakalım bir Tamam hocam, şeyler var mı? bunun kapanışını yapalım. Videonun Ha, kapanışını. tamam. Şey Tamam. gelir. Kapanışını yap, sonra şey için ayrı. Bu video Bülent hocamla aramızda şey yaptık. Astor konuştuk biraz ya. Değerleri konuştuk Aramızda işte. muhabbet ettik. Bilal'in Biraz finansal tablolara baktık. tablosu. Videonun sonuna doğru da yayınlamaya karar verdik. Aslında aklımızda yoktu yani yayınlamak. Aynen öyle dersin ha. Yani Aynen. şeysiz Karaçal'a konuştuk yani, şeysiz. Neyse, umarım güzel olmuştur. Hadi bitirelim. Hoşça kalın. Tamam.